Arkadaşlar merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Orijinal yayınlarından güzel bir soru arkadaşlarımız çözümümüz için rica etmiş. Sizler için anlatmaya çalışalım. Kolay da bir yolu var. İnşallah en sonunda da onu söylemiş olalım. Y eşittir x kare eksi mx artı 1 parabolüne başlangıç noktasından çizilen teğet doğrularının dik olması için m'nin pozitif değeri kaç olmalıdır diye sorulmuş arkadaşlar. Şöyle analitik düzlemimizi bir temsil olarak çizelim. Şu bizim analitik düzlemimiz olsun arkadaşlar. Şurası da x eksenimiz gelsin. Doğrumuzu buraya çizmeye çalışalım. Temsili bir doğru çiziyorum. Mesela pardon, parabolümüzü çizmeye çalışıyorum. Bu bizim parabolümüz olsun. Orijinden teğetler çizeceğiz ve bunlar birbirine dikmiş. Şuradan biz bir teğetimizi alalım arkadaşlar. Şöyle götürdük. Buradan da şu diğerini alalım. Şu şekilde şöyle çizmiş olalım. Bakın bu noktada teğet olsun. Bu da bu noktada teğet olsun. Bunlar neymiş? Birbirine dikmiş arkadaşlar. Şimdi burada birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımının ne geleceğini biliyoruz. Eksi 1 geleceğini biliyoruz. Bu iki doğrunun eğiminin çarpımının ne olması gerekir arkadaşlar? Eksi 1. Yani şuna biz D1 dersek, buradaki doğrumuza da D2 dersek arkadaşlar, bunun eğimine M dersek, bunun eğimine de M demeyelim. Gerçi burada şurada M'yi kullanmış ya. Bunun eğimine arkadaşlar ne demiş olalım? K demiş olalım. Bunun eğimine de biz N demiş olalım. Demek ki K ve N'nin çarpımının ne olduğunu biliyoruz. Eksi 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar orijinden geçtiği için bizim doğrularımız bunun denklemi eğimi de k olduğu için y eşittir kx şeklinde olacaktır. Bunun denklemi de y eşittir nx şeklinde gelmiş olacaktır. N ve k'nin çarpımı eksi 1, bunu unutmayalım. Mesela ben parabolümle şuradaki y eşittir kx'i ya da y eşittir nx'i ortak çözüm yapsam, tek noktada kesiştikleri için, birbirlerine teğet oldukları için ortak çözümün kökünün bir tane gelmesi gerekir. Parabolüm bir eşitliğim herhangi birine. X kare eksi mx artı 1 diyelim arkadaşlar. Eşittir ne demiş olalım? Kx demiş olalım. Kx'i bu tarafa attık. X kare eksi mx eksi kx artı 1 eşittir kaçı elde etmiş olduk? 0'ı elde etmiş olduk arkadaşlar. İşte bu denklemin bir kökü gelecek. İkinci dereceden bir denklem bir kökü var. Yani deltasının kaç olması gerekir? 0 olması gerekir. Deltasını hesaplayalım. Yani bu denklemimizi biz nasıl yazabiliriz arkadaşlar? X kare eksi m artı k parantezinde x artı 1 eşittir 0 şeklinde düşünebiliriz. Deltası b kare eksi 4ac'den m artı k'nin karesi gelir. Yani eksi de var ama karesini alınca o gider. M artı k'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 1'den 4 eşittir 0 elde etmiş oluruz. Burada aslında şu sol tarafa devam edeyim. Nasıl yazabiliriz biz bunu arkadaşlar? M artı k'nin karesi eksi 2'nin karesi eşittir 0 desek, m artı k eksi 2 çarpı m artı k artı 2 eşittir kaç gelmelidir? 0. Bu durumda arkadaşlar aslında buradaki m değerimizi, pardon, k değerimizi m cinsinden çekersek k eşittir, yani şurayı 0 eşitlediğimi düşünün, ne gelmiş olur arkadaşlar? 2 eksi m gelmiş olur. Buradan k'yi çekersek k'miz bu sefer eksi 2 eksi m gelmiş olur. Aslında iki farklı k değeri bulduk. Bu iki farklı k değeri bulmamızın sebebi şu arkadaşlar. Aslında bunlardan bir tanesi k'yi, biri de diğer teğetimizde ortak çözüm yapsaydık n'yi bulacaktık ya. Bir diğeri de n'yi temsil ediyor. Bunlardan bir tanesi bize k'yi veriyor. Bir diğeri de n'yi verecek arkadaşlar. Çünkü orijinden çizdiğimiz iki tane teğet var. İkisinden birini ben parabol eşitleyip çözdüm. İkisinden de tek kök gelecekti. Çözdüğümüzde arkadaşlar bize k olarak iki farklı değer geldi. Demek ki bunlardan bir tanesi aslında buradaki n'yi, bir diğeri de kendisini, yani k'yi vermiş oluyor. Yani ben bunlardan bir tanesini k, bir tanesini n gibi düşünebilirim. K ile n'nin çarpımına kaç olsun demiştik? Eksi 1 olsun demiştik. Demek ki arkadaşlar ben burada k ile n'yi çarparsam, yani 2 eksi m ile eksi 2 eksi m'yi çarparsam ne gelmesi gerekir aslında? Eksi 1 gelmesi gerekir. Şuraya devam edeyim arkadaşlar. K çarpı n dedim. Yani 2 eksi m ile eksi 2 eksi m'yi çarptığımda ne gelecektir arkadaşlar? Eksi 4 artı m kare gelmiş olacaktır. Bunun kaça eşit olması gerekir o zaman buradaki eşitlikten ötürü? Eksi 1'e. Buradan m'nin karesi eksi 1 artı 4'ten 3 gelir. M'miz de arkadaşlar artı eksi kök 3 gelmiş olur. M'nin pozitif değeri sorulduğu için doğru cevabın B şıkkı kök 3 olması gerekir arkadaşlar. Burada peki kolay yolumuz ne olacak arkadaşlar? Orada da eğer elimizde bir parabol var ve bu parabole orijinden çizilen teğetler birbirine denkse,
verilen denklemin, yani burada bize verilen denklemin deltasının, parabol denkleminin deltasının eksi 1 olması gerekir arkadaşlar. Bakın bu denklemin deltası ne olur? B kare eksi 4ac'den. B dediğimiz eksi m, eksi m'nin karesinden m kare gelir. Eksi 4ac eksi 4 yapar. Bunun kaça eşit olması gerekir dedik? Eksi 1'e. Bunu unutmayalım. Hız katacaktır bize. Buradan zaten m karemiz 3 gelir. M'miz de artı eksi kök 3 gelmiş olur. Pozitif değeri de yine kök 3 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımız B gelmiş olacaktır arkadaşlar. Umarım mantığımız ve kolay yolumuz açıklayıcı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.